Evet, selamlar herkese. Yeniden bir videodayız. Integral Forex TV'ye herkese hoş geldin. Bugün biraz daha farklı bir konudan bahsedeceğiz. Aslında son günlerde, hatta son haftalarda bile söylemekte fayda var. Sportif hisselerde yaşanan ciddi hareketler var, izliyorsunuz. Şu anda benim arkamda ekranda Trabzonspor açık mesela. Şubat ayına daha girerken 2 liranın biraz, yani 3 TL olan hisse Şubat ayının işte 20'sinde 9'a kadar yükseldi. Yani 3 liradan 9'a, 3 katlık bir yükseliş var. Bununla birlikte hemen hemen aynı hareketi Galatasaray'da izledik. Onu da açayım arkada. Onda da gördüğünüz gibi bu şekilde çok enteresan bir hareket var. Yani Şubat ayına 2,5 liranın bir miktar altında, 2,30 seviyesindeyken yine Şubat ayı içerisinde 4'ün üzerine kadar yükseliyor. Hatta 4,40'lara kadar bile bir çıkışlar oldu. Fener'de var, Beşiktaş için de var. Gerçi Fener'in hareketi, tabii Fenerbahçe'nin hareketi, bunlara bakarsanız bunların yanında çok daha böyle sade olmuş. Daha az bir yükselişle yaşamışız. Yani Şubat ayına ilk girerken zaten hisse senedi 16'lardayken Şubat ayı içerisinde 22'ye kadar çıkıyor. Arkasından dün gelen ciddi satışlarla neredeyse 2 günde aldığının hepsini tekrar iade ediyor. Beşiktaş'a da bakalım. Burada da bir izlemekte fayda var. Burada da Şubat ayına 2,5 liradan giriyor. Dün itibariyle 4,12'ye kadar bir yükseliş var. Yani aslında bu rakamları şöyle bir yüzdeye vurduğunuzda Trabzonspor tabii %400 gibi bir rakam o. Yani 3 kat olduğu için öyle diyorum. Galatasaray'da çok daha yüksek. Beşiktaş'ta da yüksek rakamlar var. Fenerbahçe'de de çok enteresan hareketler var. Peki şimdi tabii bize de çok sorular oluyor. Yani neden böyle hareketler oluyor diye. Aslında oturuyoruz, incelediğimizde biz yani finansal açıdan, mali açıdan, temel analiz anlamında herhangi bir sebebe tabii ulaşmak çok zor. Mümkün de değil. Çünkü yok. Size mesela bazı rakamlar okuyayım. Bunların en son 12 ay, yani yıllık net karları 206 milyon lira zarar Fenerbahçe'de. Trabzonspor 66 milyon zarar. Beşiktaş 305 milyon zarar. Galatasaray sadece net kar yazdı. 30,5 milyon net karı var. Bu kadar. Bu arada bu rakamlar 2018-12 olarak ifade ediliyor. Sportif hisseler biliyorsunuz farklı bir hesap dönemi içerisindeler. Şu anda mesela herkes 2019-12'leri ilan ederken bu şirketler 2019 yılı 6 aylık bilançolarını ilan edecekler. Bu sportif şirketlerinde mali yıl Haziran ayından itibaren başlıyor. Yani Haziran'dan Haziran'a, öteki şirketler gibi Aralık'tan Aralık'a değil, Haziran'dan Haziran'a olarak gidecek. Yani bunların 2019 yılı yıllık bilançoları 31 Haziran günü itibariyle ilan edilecek. Peki şunu da sürdürelim. Öz sermayeleri mesela, öz sermayelere baktığımız zaman Fenerbahçe'de yine 2018-12 bilançoya göre 652 milyon eksi. Yani firmanın, yani bu bir şirketse tabii, bir şirket olarak baktığınız zaman öz sermaye eksi 652 milyon TL. Galatasaray eksi 273 milyon TL. Trabzonspor eksi 520 milyon TL. Beşiktaş eksi 815 milyon TL. Yani çok ciddi öz sermayelerde çok ciddi eksiler var. Bunlar da var. Yani bunlara göre baktığınız zaman mesela herhangi bir sanayi firması olsa biz analistler olarak zaten hiçbir şekilde rapor yazmak istemeyiz. Zaten bunlar için de hali hazırda raporlar da yazılmıyor. Yani öz sermayeleri olmayan, borçları çok yüksek olan, sürdürülebilirlikleri bile şu anda, yani şirket olarak elbette ki, yanlış anlaşılmasın, öyle de bir mevzu var tabii şu anda. Fanatikler de olabilir izleyenler içerisinde. Elbette ki bu spor kulüplerimiz ebediyete kadar, sonsuza kadar yaşayacaklar ama bir şirket anlamında baktığınız zaman bu finansallarla bu şirketlerin sürdürülebilirliği de şüphe altında şu anda aslında. Yani şu ana kadar bunlardan biraz daha iyice olan şirketlerde bile iflas için müracaatlar olmadı değil elbette ki.
Sonuç olarak bu hareketler neden oluyor? Yani neden olduğuna çıkıp baktığımız zaman bilanço olarak, finansal olarak herhangi bir yorum yapmak işte gördüğünüz gibi şey yok yani. Herhangi bir sebep yok. Biz düşündüğümüzde yani birincisi spekülasyon. Spekülasyonun etkisi var. Bu en büyük etken bence bu. İkincisi de fanatiklik de var. Yani fanatik duygular da bunun içerisine giriyor. Ama tabii bu spekülatif hareketleri fanatiklikle izah etmek aslında çok zor. Yani burada spekülasyon anlamında bir hareketler var. Ve fanatiklik de bunun içine girdiğince de yani fanatikler de bu harekete iştirak edince de tabii ki çok hızlı yükseliyor. Dikkatli olun bu tarz hareketlerde. Mesela dünkü satışlarda şunu çok iyi gördük. Çok ciddi bir şekilde de bütün bu alışlarda, satışlarda düşebilir. Şimdi bu haftanın çok önemli bir özelliği var. Bu hafta sonu iki tane derbi maçı da aynı anda oynanacak. Cumartesi günü Beşiktaş-Başakşehir oynuyor. Trabzon oynuyor. Pazar günü de Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. Yani iki tane derbi ve ligin de sıralamasını da etkileyebilecek nitelikte olan derbiler bunlar. Veya bundan sonraki süreci de etkileyebilecek derbiler bunlar. Bu konu spekülasyon malzemesi yapılmış olabilir. Yani sonucunda pazartesi günü geldiğimizde kazanan takımın hissesi muhtemelen yükselecek. Kaybeden takımın da hissesi de muhtemelen düşerek açılabilir. Bundan önce çünkü hep bu şekilde oldu. Burada yalnız şu da var. Yani bu kadar mesnetsiz bir yükseliş ki bunlar. Yani arkasında hiçbir şey yok. Kazanmaya oynuyorsan eğer, yani kazanan takım gideceğe oynuyorsan eğer, o zaman iddia da yani gidin oynayın. Yani iddia da oynamak, bahis de oynamak hemen hemen aynı şey zaten. Yani orada da 1'e 2 veriyor, 1'e 3 veriyor. Gidin o zaman bunu da şey yapın. Hemen hemen aynı şey. O nedenle yani burada daha yüksek miktarda bir tasarrufu riske atmaktansa orada daha az miktarla yine aynı şeyler olabilir. Bunu da ifade etmek istiyorum yani açıkçası söylemek istiyoruz. Trabzon'u hadi anlarız. Yani iyi geliyor, lider oldu, 3 puan, bir maçta eksiği var. Daha da güzel futbol var. Yani ümit veren olan o şampiyonluğa en önemli bir adayı olabilir. Hadi şampiyon olduğunuz zaman havuzdan daha fazla para alacaksınız. Şampiyonluk primi alacaksınız. Şampiyonlar Ligi'ne gideceksiniz. Oralardan 30-40 milyon euroluk bir paralardan bahsedeceksiniz. Birdenbire yani sizin için önemli bir gelir kaynağı oluşmuş olacak. Onu hadi ben anlarım ama bunda bile hala daha çok erken aslında. Yani daha Şubat ayındayız. Hadi aylardan Nisan olsa, Mayıs olsa anlarım. Yani şimdiden şampiyonluk için hesaplar yapılabilir ama bunun için de çok erken. Ama hadi Trabzon'da biraz bir şeyden bahsedebiliyorsunuz ama öteki hisselerdeki bu hareketin sebebi tam olarak belli değil. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray şu anda şampiyonluktan Trabzonspor kadar fazla yakın değil. Ama evet lige daha çok uzun süre var, daha çok zaman var. Ne olacağını göreceğiz, izleyeceğiz. Bu hareketler, spekülatif hareketler, sert hareketler. Dikkatli olmakta fayda var. Hele hele mesela bakın arkamda Trabzon'un grafiği açık. Ortalamalar var. 50 günlükle 22 günlük ortalamalar var. Ne kadar açılmışlar? Yani ne kadar ortalamasından ne kadar uzaklaşırsanız o kadar geri gelme arzusu, geri gelme riski de o kadar artar. Bu tıpkı bir lastiği tutup uzatmakla aynı şeydir. Ne kadar çekerseniz lastiğin de geri çekme gücü o kadar artar. Aynı şekilde ortalamalarından çok fazla aşırı hızlanan, uzaklaşan bir hisse senedinde de tekrar o ortalamalarına dönme isteği, dönme arzusu da etkili olabilir ve satışlar da tıpkı yükseliş gibi de sert olabilir. O yüzden mesela pazartesi günü sonuçlara da bağlı olarak çok sert hareketler görmemiz de mümkün olabilir. Burada dikkat edin. Bu arada bu şirketlerde zaten şu anda bir de hali hazırda açığa satış ve kredili işlem yasağı var. Hepsinde var. Bunların haricinde Galatasaray ve Trabzonspor'da da
Brüt takas uygulaması var 6 Mart'a kadar. Zaten borsada volatil hareketleri görmüş vaziyette ve buna göre de bir önlem almış vaziyette. Ama ona rağmen tabii ki bu hareketler çok da hızlı bir şekilde de oluyor. Çok temele dayanan, hatta çok da değil, hemen hemen hiç temele dayanan bir noktası yok. Bu kadar yükselecek bir durum da yok. Spekülatif bir hareket, suni bir yükseliş olduğunu ben düşünüyorum. O yüzden dikkat etmenizi de tavsiye ediyorum buralarda. Yani hani ortalamalarına yakın yerlerdeyken almak başka bir şey, ortalamasından çok uzağa gittiğiniz zaman almak da başka bir şey. Mesela şu Fenerbahçe'nin dünkü hareketi, yani bakın tam şu anda kursörün, yani o yatay çizgi 2 gün öncekine ait, tam 19.44'e kadar yükseldiği gün. Ertesi gün 22.40'a kadar yükseliyor ve günün sonunu neredeyse bütün aldığını tekrar geri vererek bitiyor. Yani buna ne kalp dayanır ne sinir dayanır. O yüzden çok da, yani çok da sorular arıyoruz yani neden yükseliyor diye. Aslında yani neden yükseliyor diye soran çok az var da, dün mesela düşüncede neden düşüyor şeklinde soran da çok fazla var aslında. O yüzden yükselmesinin çok önemli bir sebebi yok ki düşmesinin bir sebebi olsun. Yani çok çok hızlı ve çok sert yükseldiği için düşüşler oluyor. Buradaki bu sert hareketler daha da devam edebilir. Hafta sonundan sonra özellikle tekrar ediyorum. Yine hareketler olabilir. O yüzden burada işlem yapan, burada iş yapan yatırımcılar varsa biraz daha dikkatli olmakta, dikkat etmelerini de tavsiye ederiz. Şimdilik bunları söylemek istedik bu maçlar öncesinde. Bu şekilde bir yorum yapmak istedik. Bekliyoruz. Integral Forex TV'de bu tarz yayınlarımız sürecek. Bilanço incelemelerimiz de sürecek. Gelecek hafta yine pek çok soru cevap şeklinde de videolarımız olacak. Abone olmayı unutmayın. Abone olursanız yeni bir yayınımız olduğunda haberiniz olur, haberdar olmuş olursunuz. Bu kadar. Hoşça kalın. Herkese iyi günler.